önümüzdeki yılın bir değerlendirmesini yapmak üzere AB Uyum Komisyonu üyelerimizle birlikte beraberiz. Önümüzdeki yıl zor bir yıl olacak görüldüğü kadarıyla. Dünyanın çeşitli yerlerinde zorluklar olduğu gibi hem Avrupa Birliği'nin kendi iç dinamikleri açısından bir takım zorluklar ortaya çıkacak. Türkiye-AB ilişkileri açısından da dinamik bir süreç olacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bunu komisyon üyesi arkadaşlarımızla bir değerlendirmek, görüşlerini almak, kendilerinin çeşitli temasları hakkında bilgi almak, istişare etmek ve önümüzdeki dönemde beraberce ne yapabileceğimiz konusunda görüşlerini almak üzere bir araya gelmek arzu ettik. Bugün bu değerlendirmeleri yapacağız. Tabii esasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kadar Avrupa Birliği'nin kendi istikrarı da ülkemizin milli çıkarları açısından çok önemli. Dünyanın giderek istikrarsız bir döneme girmesi karşısında daha istikrarlı, ekonomik olarak ve siyasi olarak daha istikrarlı olan Avrupa coğrafyasının bu istikrarını koruması hepimiz için çok önemli. Buradaki gelişmeleri hem özel olarak takip ediyoruz hem Türkiye-AB ilişkilerini tabii ki dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Avrupa Birliği içindeki tartışmalar geçen sene de çok zorlu geçti. Avrupa Birliği'nin reformuyla ilgili tartışmalar son derece dinamikti. Bunun yanı sıra bilindiği gibi bir Katalonya krizi yaşadılar. Brexit süreci zaten AB'yi sarsmaya devam ediyor. Brexit süreci AB entegrasyonu için nasıl bir meydan okuma ortaya çıkaracak, bununla ilgili tartışmalar sürüyor. Ama görülen o ki şimdiye kadar bu süreci iyi yönetmiş oldular. Şu ana gelinen noktada Avrupa Birliği kendi birliğini en azından bu aşamaya kadar Brexit sürecinde korumuş gözüküyor. Tabii o tartışmaları çok yakın bir şekilde izliyoruz ve o tartışmaların içinden ortaya çıkacak çeşitli unsurlar bizim için de önümüzdeki dönemde yol gösterici olacak. Tabii öteden beri Avrupa Birliği'nin karşı karşıya bulunduğu tehdit daha çok dışarıdan bekleniyordu. AB'yi tehdit eden ya da AB ile mücadele içerisinde olan bir takım ülkelerden bu tehdidin geleceği düşünülüyordu. Ya da bazı AB bölgeleriyle yakın ilişki içerisinde olan, tarihsel ilişki içerisinde olan büyük devletlerin AB birliğini sarsacak adımlar atacağı düşünülüyordu. Ama gelinen noktada bu konularda AB sınavları doğru vermekle birlikte hiç umulmadık bir yerden bir tehdit ortaya çıktı. O da Avrupa Birliği'nin içinden. İşte aşırı sağın yükselmesi, İslamofobyanın yükselmesi gibi unsurlar dışarıdan beklenen tehlikenin, AB entegrasyonuna karşı dışarıdan beklenen tehlikenin içeriden kaynaklandığını gösteriyor ve bu maalesef giderek de artıyor. Ama daha üzüntü verici olan şudur tabii, bu artış karşısında Avrupa Birliği'ndeki merkez sağ ve merkez sol partilerin bu aşırı sağ partilerle yarışmak için, hatta aşırı sol partiler zaman zaman kendi üsluplarını buna göre ayarlamaları, buna göre bir üslup ayarlamasına gitmeleri son derece sıkıntılı bir dönemi aralıyor. Kuşkusuz bunun karşısında bu xenofobiye, göçmen düşmanlığına, yabancı düşmanlığına, İslam düşmanlığına, antisemitizme karşı çok duyarlı bir siyaset yürütülmesi gerekiyor. Fakat burada genelde seçmeci davranıldığı görülüyor. Antisemitizme karşı gösterilen haklı ve doğru duyarlılık maalesef İslam düşmanlığı söz konusu olduğu zaman gösterilmiyor. Bunun yerine radikalizmle mücadele etmek için doğru ideolojik tavırlar ve doğru aktörlerle işbirliği yapmak yerine cami kapatmak ya da Müslümanlara karşı ayrımcı bazı yasalar çıkarmak şeklinde bir takım tutumlar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tabii bu göçmen meselesi büyük bir sınav ortaya çıkarmıştır Avrupa Birliği içerisinde. Maalesef halen son derece can yakıcı bir takım manzaralar ortaya çıkmaktadır. İç yakıcı manzaralar ortaya çıkmaktadır ve Avrupa'nın büyük başkentlerinde insan hakları açısından bu sınavın verilemediği görülmektedir. Bütün bu tartışmaların tabii Avrupa'da dinamik bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Biz de Avrupa Birliği Bakanlığı olarak bütün bu platformlarda bulunuyoruz. Geçen sene biliyorsunuz bu İslam düşmanlığına karşı, yabancı düşmanlığına karşı, Avrupa'daki bu entegrasyonun nasıl artırılabileceğine karşı çeşitli başkentlerde Avrupa Birliği Bakanlığı olarak toplantılar yaptık. Bu toplantıları sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü sadece politik aktörlere ulaşmak değil, kanaat önderlerine ulaşmak,
Aynı şekilde bu kanaat önderlerinin yanı sıra bilim dünyasına, gazetecilere, bu konularda araştırma yapanlara da ulaşmak bizim için önemli. Burada tabii sadece İslam düşmanlığı üzerinden de gitmiyoruz. Antisemitizm üzerinden temel insan haklarına düşmanlık yapan çeşitli grupların ideolojik pozisyonlarının nasıl gerileteceği üzerinden geniş katılımlı bir daha sivil diyebileceğimiz bir çalışmayı da yürütüyoruz. Tabii gelinen bu noktada 2018 yılı son derece zorlu sınamalarla karşı karşıya olacağımız bir yıl olacak. Bu yılda göçmen meselesiyle ilgili tartışmaların süreceğini görüyoruz. Avrupa Birliği içerisinde bu konuda güçlü tartışmalar var. Örneğin 18 Mart anlaşması iyi işlemeye başladıktan sonra Avrupa'da gönüllü yerleştirmenin başlamasını düşünülüyordu. Fakat maalesef bu gönüllü yerleştirme konusunda bu sınav iyi verilemiyor. Avrupa Komisyonu'nun uyarılarına rağmen, Avrupa Komisyonu'nun bazı ülkeleri açıkça uyarmasına rağmen açıkça biz göçmen almayacağız, göçmen alınmasına karşıyız diyen, bu konuda Birleşmiş Milletler'le tartışma içerisinde olan, Avrupa Komisyonu'yla tartışma içerisinde olan Avrupa Birliği ülkeleri var. Dolayısıyla bu tartışma gündemdeki yerini korumaya devam edecek. Türkiye gibi bu kadar çok sayıda göçmeni bu kadar başarıyla misafir eden bir model karşısındaki duyarsızlıkla devam ediyor. Tabii bu göçmen mali yardımıyla ilgili süreç yavaş bir şekilde işliyor. Avrupalı dostlarımız her ne kadar projelere serbest bırakmayı ya da benzeri tutumları sorumluluklarını yerine getirmek olarak ortaya koysalar da bu yeterli değil. Sadece projelere bir takım mali yardımları serbest bırakmak bu projelerin Türkiye'deki göçmenlere ulaşması anlamına gelmiyor. Burada çok sayıda göçmen çocuk var. Bunların yarıya yakını eğitiliyor. Diğerlerinin eğitilmesi için çok daha güçlü mekanizmaların ortaya koyulması gerekiyor. Nitekim bu saatten sonra Avrupa Birliği'nin şunu da çok iyi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu İtalya ziyaretinde de bunu yeniden İtalya'ya da söyledi, gündeme getirdi. Daha önce Merkel'e ifade etmişti, başka Suudi Arabistan'a ifade etmişti, başka gruplara ifade etmişti. Bu Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için tabii onlara orada uygun yaşam koşulları oluşturmak gerekiyor. Bu uygun yaşam koşullarının oluşması için bu aşamada onların Suriye topraklarına yerleşmesi, orada uygun bir şekilde onlara konutlar yapılması birden çok işlev üretecektir. Bunlardan bir tanesi şudur, bu üretilecek işlerden bir tanesi şudur. Bu insanlar ülkelerine dönmüş olacaklardır. Dolayısıyla Türkiye üzerindeki ve Avrupa üzerindeki göç baskısı azalmış olacaktır. Tabii Türkiye'nin en başta söylediği güvenli bölge meselesi yerine getirilmiş olsaydı bu insanlar kendi topraklarında yaşıyor olacaklardı. Aynı zamanda bu göç baskısı olmadığı gibi DAEŞ'in oraya yerleşmesi gibi bir durum da söz konusu olmayacaktı. Bu hareketlilikle de karşı karşıya kalmayacaktık. Bundan sonrasında Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızın Türkiye sınırının içindeki bu rehabilitasyon projelerine, göçmen mali yardımına daha çok odaklanmaları gerektiği gibi bundan sonrasında Suriye içerisinde bu konutların yapılması, bu insanların kendi topraklarına dönmesinin özendirilmesi ve bu bölgelerin bu şekilde hem de terör örgütlerinden uzak tutulması şeklindeki yaklaşımlara da pozitif yaklaşmak üzere Türkiye ile işbirliği yapmaları gerekiyor. Tabii son zamanlarda ayrılıkların ötesinde önemli dış politika konularında da Avrupa Birliği ile yakınlıklarımız oluştu. En son biliyorsunuz Kudüs meselesinde ve Filistin meselesinde Türkiye ve Avrupa Birliği'nin hemen hemen aynı perspektife sahip olduğu görülmüştür. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı yanlış karar karşısında Türkiye Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu bu pozisyon, Türkiye'nin hem İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak hem de Avrupa Birliği'nin aday bir ülke olarak ortaya koyduğu bu performans, arkasında Avrupa Birliği'nin bu verdiği destek ve benzer yaklaşımlar bu konuda bütün dünyaya çok olumlu bir mesajın verilmesine imkan sağlamıştır. Aynı şekilde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında pek çok meselede, Balkanlar meselesinde ortak bir perspektif vardır, Kırım meselesinde ortak bir perspektif vardır, Arakan Müslümanlarının durumu hakkında ortak bir perspektif vardır. Son seyahatimde Arakan Müslümanlarına karşı yapılacak yardımlar konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin beraberce işbirliği yaparak bu mekanizmaları oluşturabileceğini de kendilerine ifade ettim. Nitekim Balkanlar konusunda benzer bir perspektife sahibiz. Balkanların istikrarı konusunda. Ama tabii
kendilerine ifade etmemize rağmen bu bir Balkan zirvesi düzenlerken Balkanlarla, Batı Balkanlarla Türkiye'yi ayrı tutmak gibi bir yanlış yapıyorlar. Gerçi bunu sadece o ülkelerin genişleme perspektifiyle ilgili bir toplantı olarak ifade ediyorlar. Bunu geniş katılımlı bir Balkan zirvesi olarak düşünmediklerini söylüyorlar. Ama biz her halükarda ve açıkça Türkiye'siz bir Balkan toplantısı yapılmasının Avrupa Birliği açısından eksik bir perspektif olacağını, yanlış bir perspektif olacağını düşünüyoruz. Bir de tabii garip bir yaklaşım var son zamanlarda. O da şudur. Ne zaman Türkiye'den Balkanlara bir ziyaret olsa hemen Türkiye Avrupa'nın arka bahçesinde geziyor gibi bazı ülkelerde bazı yorumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu son derece yanlıştır. Türkiye Balkanlarda çok eski izleri olan, çok eski tarihselliği olan bir devlettir. Aynı zamanda da Balkanların istikrarı konusunda kilit bir oyuncudur. Anahtar bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki aktivitesi aslında Avrupa'nın istikrarının korunması açısından da önemlidir. Bir kere daha Avrupalı dostlarımıza Balkan perspektifiyle Türkiye'yi ayırmamaları gerektiğini, bunun son derece yanlış olacağını ifade ediyoruz. Eğer Türkiye Balkan perspektifiyle Avrupa'nın Balkan perspektifinde ayrı bir yere koyulursa şunu bilsinler ki Türkiye'nin olmadığı bir denklemde orayı başka ülkeler dolduracaktır ve bu Avrupa'nın faydasına da olmayacaktır. Arkadaşlar bugün yarın bu çalışmalarda geldiğimiz bu 18 Mart anlaşmasının bir maddesi olarak bu vize ile ilgili bir takım çalışmalarımız vardı. Vize kağıdı ile ilgili bu çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Bugün yarın komisyona bu kağıt teslim edilecek Türkiye'nin çalışması. Yani Türkiye bu bakımdan üzerine düşen bütün mükellefiyetleri, bütün tartışmaları sona erecek şekilde yerine getirmiştir. Esasında bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmiştir. Bazı konularda bazı değişiklikler olabilir mi gibisinden bir tartışma yürüyordu. O tartışmada tamamlanmıştır. Türkiye'deki en azından Türkiye'nin yapacağı çalışma tamamlanmıştır. Ve bu çerçevede de komisyona verilecektir. Bu tabii önemli bir meseledir. Fiili değeri kadar sembolik değeri de önemlidir. Türkiye Avrupa yakınlaşması açısından Avrupa'nın bu fırsatı kaçırmaması, bunu artık siyasi mülahazalara kurban etmemesi gerekir. Zaman zaman 18 Mart anlaşmasından bahsedilirken özellikle genişleme komiseri sadece mali yardımdan bahsediyor. Halbuki bu 18 Mart anlaşmasının içerisinde gönüllü yerleştirme var, vize serbestisi var, fasılların açılması var. Özellikle son zamanlarda fasılların açılması meselesini önce suskunlukla geçiştiriyorlardı. Sonra buna karşı bazı ifadeler olunca şuna söyledim onlara açıkça. Yani siz 18 Mart anlaşmasından vaz mı geçiyorsunuz? Ya da genişleme komiseri komisyon adına bu konuda yetkili midir ki fasıllar açılmayacak diyerekten adeta bu anlaşmayı fesheden bir yaklaşım ileri sürmeye başlıyor. Bunlar tabii yanlış yaklaşımlar. İstikrarsızlaşan bir dünyada günlük mülahazalara, günlük siyasi mülahazalara kurban etmemek gerekir. Büyük ilişkileri ve büyük perspektifleri. Bu günlerde Avrupa'da izlediğimiz tartışmalardan bir tanesi tabii Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili ve Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili tartışmaları izliyoruz. Maalesef bu konuda beklediğimiz yaklaşımı göremediğimizi açıkça ifade etmek isterim. Uyarılarımıza rağmen sadece şunu söylüyorlar. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ama onun ötesinde şeylerimiz var. Kaygılarımız var. İşte sivillerle ilgili konular konusundan bahsediyorlar. Ya da bu operasyon DAEŞ'le ilgili mücadeleyi zayıflatır mı gibi bir takım yaklaşımlar ortaya koyuyorlar. Arkadaşlar açık ve net olan şudur. Avrupalı dostlarımızın bir müttefik olan Türkiye ile ilgili ve özellikle de müttefik olan Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili ve sivil kayıplarla ilgili şunu hiçbir zaman unutmaması gerekir. Öncelikle endişelenmeleri gereken Türkiye'de dönük olarak bu füze saldırıları, roket saldırıları karşısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bir NATO müttefiki, bir AB'ye aday bir ülkenin topraklarına füze atışı yapılıyor ve bizim vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Bundan hiç bahsetmeden böyle afaki bir şekilde sivil kayıplardan bahsetmeleri, doğrusunu söylemek gerekirse terörle mücadele konusunda bir kere daha bizim bu terörle mücadeleye Avrupa Birliği'nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı ve endişelerimizi artırmaktadır. Ki bu konuda liste kabarıktır.
Bakın şöyle bir cümle kullanıyorlar. Diyorlar ki Türkiye Birleşmiş Milletler'in terör örgütü kabul ettiği örgütlerle mücadele etmelidir. Bu cümleye açıkça kınıyorum. Bakın Türkiye tabii ki Birleşmiş Milletler'in terör örgütü kabul ettiği örgütlerle mücadele ediyor. Ama burada YPG şu anda bizim topraklarımıza saldırırken ve YPG eşittir PKK iken ama sadece YPG adı altında terör örgütü kabul edilmiyor diye bizim kendi topraklarımıza karşı yapılan bu saldırıya cevap vermekten vaz mı geçmemiz lazım? Bu terörle mücadeleyi yürütmememiz mi lazım? Yani şunu da görmeleri lazım. Bunu tarihselliği içinde değerlendirdiğimizde de son derece mantıksız sözler duyuyoruz. Bakın PKK terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'ne insanımıza saldırmasından ve terör örgütü olarak ilan edilmesinden çok sonra, neredeyse aradan 15 yıl geçtikten sonra Avrupa'da bu konu ele alınmaya başlamıştır. Daha sonra Avrupa Birliği'nde, Avrupa'nın bazı ülkelerinde ele alındıktan sonra Avrupa Birliği'nde ele alınmaya başlamıştır. Yani biz bir terör örgütüyle karşı karşıya geldiğimiz zaman neredeyse 15 sene sonra onlar bu terör örgütünü bir terör örgütü olarak listeye geçiriyorlar. Biz şimdi onların listeye geçirmesini bekleyip de 15 sene bu terör örgütüyle mücadele etmekten vaz mı geçeceğiz? Halbuki geçmişte bundan ders çıkarmaları lazım. Türkiye bir Avrupa ülkesi ve bir Avrupa devleti olarak bu terör örgütleriyle bulunduğu coğrafya ve jeostratejik konum itibariyle öncelikle karşı karşıya kaldığı için öncelikle o mücadele etmesi için mücadele etmektedir. Avrupa Birliği'nin bunu resmen kayıtlara geçirmesi vakit almaktadır. Halbuki Türkiye'nin yürüttüğü bu mücadele Avrupa kendi güvenliğini sağladığı gibi Avrupa'nın güvenliğini de sağlamaktadır. Şimdi Avrupa Birliği YPG'yi terör örgütü kabul etmiyor diye biz YPG ile terör örgütü olarak mücadele etmekten tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Asıl burada dikkatli olması gereken Avrupa Birliği'dir. PKK Türkiye topraklarına saldırdı, Türkiye'de terör faaliyetleri yapmaya başladıktan 10-15 sene sonra Avrupa ülkelerinin gündemine girmeye başlamıştır ve terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Buna dikkat etmeleri lazım. Dolayısıyla YPG diye bir şey yok esasında. SDG diye, Suriye Demokratik Güçleri diye bir şey yok. YPG, SDG eşittir PKK'dır. Bu kadar. Terör örgütüdür. Burada etiketlerle, jeneriklerle oynamanın bir manası yok. Bu çerçevede bakıldığı zaman yani şöyle bir mantık da ortaya koyuyorlar. İşte DAEŞ'le mücadele acaba zaafa uğrar mı? Ya da Suriye'de yeni bir cephe açılması DAEŞ'le mücadeleyi zaafa uğratır mı? Bakın Rakka'da gördüğümüz gibi en son Afrin'de de gördük YPG ile DAEŞ arasındaki ilişkinin ne kadar iç içe olduğunu. Yani Orta Doğu'da bu ilişkilerin ne kadar girift olduğunu ve ne kadar iç içe olduğunu herkes bilir. Aynı bu şeye benziyor. Biz YPG'ye şey verdik, silah verdik, yarın toplarız. Yani Orta Doğu'da sizin verdiğiniz bir silahın herhangi bir Orta Doğu kurulduğundan beri toplandığı bir zaman dilimi görülmüş müdür? Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla müttefiklerimizin terör örgütleri konusundaki bu tutumdan, bu ilkeselliğe aykırı tutumdan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'nin pozisyonu doğrudur. Kendi pozisyonlarını değerlendirmeleri gerekenler onlardır. Bu çerçevede bakıldığı zaman Avrupa Parlamentosu'nda bu tartışmaların yanlış bir zeminde yapıldığını görüyoruz. Hatta maalesef YPG'yi savunan bazı milletvekillerinde konuşmaları olmuştur. Bu konu bir ilke meselesidir. Bu konudan geriye adım atıldıktan sonra, yani şunu söyleyelim açıkça, bu terör örgütleri konusunda bizim topraklarımıza mesela DAEŞ'ten bir saldırı yapıldığı zaman, askerlerimiz, insanlarımız hayatını kaybettiği zaman Avrupa'nın kamu binalarına ve önemli binalarına Türk bayrağı yansıtılıyor. Türkiye'yle dayanışma gösteriliyor. Bunun için teşekkür ederiz. Ama Türkiye PKK saldırısına uğradığı zaman, güvenlik güçlerimiz ve insanlarımız hayatını kaybettiği zaman aynı yaklaşımı Avrupa Birliği'nden göremiyoruz. Ve bu artık kapatılamaz ve örtülemez bir ilkesizlik haline gelmiştir. Avrupa'nın pek çok yerinde bu faaliyeti bu örgüt rahatlıkla sürdürmektedir. Dolayısıyla YPG konusunda yaptıkları bu yanlış, terör konusunda bu yanlışı yaptıktan sonra arkasına demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sivillere karşı hassasiyet gibi bir takım cümleler koymaların hiçbir manası yoktur. Türkiye son derece meşru bir terörle mücadele yürütmektedir. Bu terörle mücadelesi Birleşmiş Milletler ilkelerine, hukuka ve meşru güvenlik gerekçelerine dayanmaktadır ve bundan geri adım kesinlikle atılmayacaktır. Geri adım kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Bize süre kısıtlaması koymak isteyenler, bizim nerede bu mücadeleyi ve kime karşı yürütmemizi
bize söylemek isteyenler kendi tarihlerine baksınlar. Bugün kendilerinin terörle mücadele konusundaki tutumlarına baksınlar ve kendilerini bu şekilde değerlendirsinler. Türkiye bu konuda tamamen meşru bir pozisyondadır. Bir de arkadaşlar, son bir gündemimiz, biliyorsunuz epeydir Avrupa Birliği'ne çağrı yapıyorduk bu tartışmalar çerçevesinde. Bu durumun bu şekilde sürdürülmesi çok mümkün değildir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir zirve yapılmalıdır. Bunu geçen senenin başından beri dillendiriyorum. Ve bu zirvede bu konular ele alınmalıdır diye AB Konseyi Başkanı Tusk ilk olarak o zamanlar bu zirveye olumlu bakılabileceğini söylemişti. Daha sonra Komisyon Başkanı Juncker bunun üzerine çalıştıklarını söylemişti. Şimdi Türkiye'ye bu resmi olarak bildirilmiştir. 26 Mart tarihinde Türkiye ile AB arasında Varna'da Bulgaristan dönem başkanlığının daveti ve girişimi çerçevesinde girişimleriyle bir zirve olacaktır. Bu zirve Bulgaristan dönem başkanlığı olduğu için Varna'da gerçekleşecek. Dolayısıyla formatı ve diğer konuları sizinle daha sonra paylaşırız. Türkiye AB konusunda arasındaki meselelerin ele alındığı, bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimiz, geleceğe beraber nasıl bakabileceğimiz konusunda bir zirve olacaktır. Tabii bu son Brüksel seyahatimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın Macron'a teklif ettiği bir konuyla dile getirdim. O da 2000'li yılların başında yapılan Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında bir zirve de önerdik ayrıca kendilerine. Bu Türkiye AB zirvesinin dışında. Bu zirve bir kere yapılmış ve o zaman yapıldığında 2002 yılında zannediyorum yapıldığında şu şekilde yansımalar olmuş. Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki bu zirvenin işte yeni yüzyılın ilk zirvesi ve Birleşmiş Milletler toplantıları kadar geniş katılımlı bir toplantı olmuş. O zamanki listeye baktığımızda bütün tarafları bir araya getiren son derece güçlü bir zirve ortaya çıkmış. Bugün Türkiye iki şapkayla birlikte hem İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak hem Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olarak bu ajandayı ortaya koyabilecek bir ülke. İslam İşbirliği Teşkilatı ile dönem başkanı, Türkiye'nin dönem başkanlığında Avrupa Birliği arasında böyle bir zirvenin gerçekleşmesi, bu bahsettiğim aramızdaki ortak meselelerin ele alınması açısından Filistin meselesinin, Balkanlar meselesinin, Arakan Müslümanları meselesinin, Kırım meselesi ve diğer meselelerin ele alınması açısından, Suriye ve Irak meselelerinin özellikle görüşülmesi açısından, nitekim diğer bir mesele en son İtalya'da da tekrar gündeme gelen Libya meselesinin ele alınması açısından, göçün ele alınması açısından son derece verimli olacaktır. İlk olarak bunu teklif ettiğim Brüksel'deki muhataplarım bunu çarpıcı buldular. Bunun üzerinde çalışacaklarını söylediler. Bu zirvede eğer gerçekleşirse, ki 2018 yılı içerisinde gerçekleşmesi, örneğin Türkiye AB zirvesinden sonra eğer bunu yetiştirebilirlerse, buna hazırlık yapabilirlerse, örneğin Haziran'a doğru gerçekleşebilmesi, Mayıs'ta gerçekleşmesi bence son derece önemli bir küresel mesajın ortaya çıkması bakımından verimli bir zirve olur. Arkadaşlar, biz bugün bu çerçevede önümüzdeki dönemde 2018 yılı içerisinde ne yapabiliriz? AB Komisyonu üyesi arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapacağız. Kendilerinin görüşlerini, temaslarını, tavsiyelerini dinleyeceğiz. Beraber yapabileceğimiz faaliyetleri konuşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Sağ olun.